Merhaba dostlar, yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu termosifon bağlantısı nasıl yapılır? Daha önce paylaşmıştım. Sizlerden gelen yorumlar, sorular doğrultusunda farklı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Çünkü bu tarz sorular sizlerden geldiği için bu sorulara yanıt verebilmek adına bu videoyu çekme gereksiniminde bulundum. Ayrıntılara geçmeden önce arkadaşlar, henüz kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda lütfen videonun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut. Abone olup beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Yorumlayın, paylaşın, desteklerinizi esirgemeyin kanalından. Çünkü bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor arkadaşlar. Bu yüzden dolayı lütfen abone olmayı, yorumlayıp beğenmeyi unutmayın. Evet dostlar, ilk önce etiket değerlerimizi gösterelim. Aslında 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen aynı. Burada 80 litrelik bir termosifon 1980 wattlık arkadaşlar. 1980 wattlık bir rezistans gücüne sahip 230 volt 50 Hz ile çalışan bir termosifondan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu termosifonun bağlantısını nasıl yapabiliriz? Bunu şimdi sizlere paylaşacağım. Daha önce paylaşmıştım ama bu sefer daha ayrıntılı paylaşacağım. Niçin? Çünkü arkadaşlar, sizler termosifon bağlantısı için, yani servislerden destek talep ettiğiniz zaman, resmi servislerden, orijinal servislerden, yan sanayi servislerden değil, örnek olarak almış olduğunuz bayinin servisi aslında termosifonunuzun bağlantısı standartlara uymazsa yapmaz. Neden mi yapmaz? Öncelikle buna değinelim. Çünkü gelen sorular doğrusunda bunu yanıtlamam gerekiyor. Çünkü arkadaşlar, orijinal servis firmaları sorumlu kabul etmek istemezler. Çünkü elektrik tesisatınız standartlara uygun değilse ileride doğabilecek kazalardan sorumlu, mesul olmak istemezler. Ve bu yüzden dolayı elektrik tesisatınız gerçek anlamda standarda uymuyorsa termosifonu teslim edip montajını da, yani şöyle duvara montajını yaparaktan bulunduğu mahalli terk ederler. Yani şuradaki kabloyu bağlamadan giderler. Hatta şalteri de kutudan çıkarır verirler. Belki de montajını yaparlar ama elektrik bağlantısını yapmazlar. Bunun da sebebi arkadaşlar, dediğim gibi ileride doğabilecek sorumluluklara girişmek istemezler. Ben de bunun altını çizerek söylüyorum. Ben de mesuliyet kabul etmiyorum. Sorumluluk kabul etmiyorum. Ben bunu bilgi amaçlı paylaşıyorum arkadaşlar. Sadece bilgi edinmeniz açısından, sizlerden gelen sorulara yanıt vermek açısından yapıp yapmamak tamamıyla sizin hür iradenize bağlı olan bir olay. Bu yüzden dolayı doğabilecek maddi manevi her türlü sorumluluktan kendiniz mesulsünüz. Ben burada sadece bilgiyi paylaşırım. Yapıp yapmamak sizin iradenizde. Yapın demiyorum ama yolunu söylüyorum. Tamamıyla kendiniz yapabileceğiniz, doğabilecek bütün olaylardan sizler sorumlusunuz. Ben sadece bilgi amaçlı bu videoyu çekiyorum. Lütfen işinizin ehliyseniz uğraşın, işinizin ehli değilseniz uğraşmayın. Elektriğin şakası olmaz uyarımızı yapıyorum ve devam edelim arkadaşlar. Neden firmalar bu sorumluluğun altına girmez? Çünkü arkadaşlar, elektrikli cihazların elektrik kaçırma riskleri var. Özellikle banyoda kullanılan ani su ısıtıcısı olabilir veyahut da termosifon olabilir, fark etmez. Bunlar en ufak bir hatada elektrik kaçırabilir ve kaçırdığı zaman tabii ki can ve mal hasarlarına neden olabilirler. Ve bundan dolayı aslında yetkili servisler, sizin elektrik tesisatınız orijinale uygun değilse, standarda göre yapılmadıysa termosifonu, dediğim gibi, montajını yaparlar, elektrik bağlantısını yapmazlar. Peki, bir izleyicimden gelen bir yorum vardı. Evimde topraklama olmadığı için termosifonumun elektrik bağlantısı yapılmadan gittiler. Ne yapabilirim? Sevgili takipçim, neler mi yapabilirsin? Normalde termosifonun ucuna şurada bir fişiniz mevcut. Zaten termosifonda bir kablo mevcuttur. Şöyle siyah bir fiş takabilirsiniz. Siyah fişimizi şu şekilde sökelim prizden. Tabii ki bu hazır fiştir. Yani normal bir fiş takaraktan kullanabilirsiniz. Evinizde topraklama yoksa, topraklama nedir arkadaşlar? Topraklama şurada görmüş olduğunuz şu hat. Şu fazlardır arkadaşlar. Nötr ve faz. Şu iki deliğimiz. Şu kenardakiler arkadaşlar topraklamadır. Topraklama nereye bağlı? Tabii ki evinizin, bahçenizden veyahut da dairenizin tabii ki topraklama merkezinden, topraklama merkezi elektrikle bağlantısı olmayan elektrik kaçamaklarında çarpılmaları önleyebilmek için direkt hat bu topraklamayla cihazdan dışarıya aktarılır. Yani sizin
ölmeniz, yangınları çıkarmasını önlemek açısından bu topraklama önemlidir. Dikkat ederseniz burada da topraklamamız mevcut. Dikkat ederseniz şurada da topraklamamız mevcut. Niçin bu topraklama gereklidir? Arkadaşlar, topraklama olmazsa bu cihazda örnek olarak bir hat kopukluğu olduğu zaman, yani termosifonda bir hat kopukluğu olduğu zaman örnek olarak nötr kesildiği faz var. Yani artı var. Artı olarak işaretlemişiz. Artı dönüp dolaşacak ve sizler o anda duş alırken sizi çarpma riski %100'dür. Ama topraklama olduğu zaman ne olur arkadaşlar? Örnek olarak dışarıda bir hat koptu. Yani evinize eksi gelmiyor. Nötr gelmiyor. Faz geliyor. Buradan kendini elektrikçinizin yapmış olduğu tesisat topraklamasından kendini bahçeye artık koluna mı nereye bırakıyorsa artık tesisatçı nereye bağlamışsa oradan dışarı salar. Topraklamayı kendiniz yapabilir misiniz? Evet yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani şuradaki tabii prizi şu an açmamışım ama prizin iç yapısını mutlaka bu videoyu izliyorsanız 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Şu topraklama bölümü olan prizin bir hat eğer yoksa yok olanlar için söylüyorum. Bir kablo çekerekten bahçenize bir metal aksama bakır artık çürümeyecek bir elemana bağlayıp bahçenize gömerekten yani ıslak toprakla buluşan bir yere gömerekten tabii güçlü bir yani normal basit bir kablo değil. Biraz normal şu şekil bir kalınlıkta bir kablo olması yararlı olacaktır. Bir kabloyu buradan bağlayarak bahçenizdeki ıslak nemli bir toprağın altına gömmeniz tabii ki bir metale bağlamanız. O metalde de çürümemesi gerekiyor. Ve fişinizi seyar olarak ucuna takabilirsiniz. Fişinizin seyar ucunu da göstereyim sizlere. Şöyle seyar bir başlık kullanabilirsiniz arkadaşlar. Seyar başlığınızın zaten artı, eksi yani nötr, faz kabloları bunlardır. Topraklamanız budur. Topraklama genelde arkadaşlar standart renkleri söylüyorum. Genelde standart rengimiz budur. Şu şekilde göstereceksem. Şu yeşil ve sarı renk genelde topraklamadır. Bilginiz olsun. Elinizde bir ölçü aleti varsa ölçü aletiyle test edebilirsiniz. Ölçü aletiniz yoksa daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Bir led ile bir pil ile yine test edebilirsiniz. Topraklama sarı ve yeşil renk. Mavi ve kahverengi yanlış hatırlamıyorsam bu termosifonda mevcut. Mavi ve kahverengi arkadaşlar nötr ve faz oluyor. Genelde elektrik standartlarında kullanılan zaten mavi, kahverengi, siyah ama yeşil ve sarı tabii ki değişmiyorsa çünkü elektrik tesisatçıları bu konuda hassas davranmayabiliyor. Normalde fabrika çıkışları ürünlerde yeşil ve sarı toprak hattıdır arkadaşlar. Toprak ne demek? Buradaki prizin içindeki toprak değil. Yani prizin kabuğundaki topraktan bahsediyorum. Topraklama hattı budur. Yeşil ve sarı renk. Yeşil ve sarı rengi arkadaşlar sizler bağlayacaksınız. Toprak olarak ayrı çekeceksiniz. Evinizde sadece nötr ve faz varsa toprak hattı yoksa topraklama yapmanızda fayda var. Bu bir su ısıtıcısı olabilir. Bu bir ani su ısıtıcı duşlarda kullanılan ürün olabilir. Bu bir termosifon olabilir. Fark etmez. Topraklama olmadan kullanmayın. Aksi takdirde elektrik kaçamağı anında yangınlara, can ve mal kaybına neden olabilir. Bu yüzden dolayı yani şöyle seyar bir başlık takarak termosifonunuzun kablosunu soyduğunuz zaman topraklama yeşil ve sarıyı şuraya bağlıyorsunuz. Tabii bunun topraklaması olması lazım. Bunu da dışarıdan bahçeden dediğim gibi kablo çekerekten buraya bağlayaraktan buraları dokunmuyorsunuz arkadaşlar şu iki deliğe sadece şu kenarlara şurası toprak sizi bağlayan budur evinizde topraklama yoksa bunu kullanacaksınız dışarıdan bir örnek olarak evinizin inşaatında kullanılan kolona da bağlayabilirsiniz ama dediğim gibi mutlaka toprakla teması gerekiyor. Topraklama bu şekilde yapılıyor. Sizler de topraklamayı yaparaktan termosifonunuzu ani su ısıtıcınızı bağlayarak kullanabilirsiniz. Ama kesinlikle güvenlik olarak vermiş oldukları 16 amperlik şalter ve topraklama mekanizması olmadan kullanmayın. Gerçekten tehlikelere neden olabiliyor. Bu tür özellikle duşta kullandığınız ürünler yani ıslak ortamda elektrik insanı
aşırı derece zarar verir ve elektrik kaçamağında çarpma riskiniz yüksektir. Mutlaka topraklamanız yoksa kendiniz yapın. Şuraya bağlantı prizin altından çekeceğiniz bir topraklama hattını bahçenize bağlayaraktan, yani toprağa gömerekten, tabii ki ucuna metal bağlayaraktan buraya vereceğiniz toprakla fişinizi, topraklama sistemini düzgün bir şekilde yaparak, takarak kullanabilirsiniz. İlla servisin bağlaması gerekmiyor. Servis bu tür risklere girmez. Standart ister. Elektrik tesisatının standartlara göre uygun değilse servis bu sorumluluğa girmez. Ben de bunu bilgi amaçlı paylaştım. Sorumluluk size aittir. Umarım yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Sürçünsan ettiysem affınıza sığınıyorum. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Çünkü bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor.